hayatını bozdun, adı yok. Hayatını bozdun. Ama şunu gördüm, Fenerbahçe rayda giderken vagon gidiyor askere. Vagonun gitmesiyle bir daha toparlayamaz. Bakın 3 sene kalırlarsa, 3 sene sonunda bir daha orayı bırakmazlar. Onlar devam ederler. Halbuki ben sizlere geldim, anlattım, hatamız olmuştur, sevabımız olmuştur. Şunu söylüyordum, Fenerbahçe altın takımı. Bu altın takımını genişletmemiz lazım. 1 milyon üye yapalım. Kulübü STK olarak güçlü hale getirelim. Siyasetin hepsi biz olmadan hareket etmesin. Ana amacım oydu. Ama maalesef başarılı. Ama 60 bin üzerinde 70'e yakın üye vardılar. Ama isterim ki bu üyelerin hepsi halkın, yani sizlerin üye olmasıyla sağlansın. Ama maalesef başka şeyler buluyoruz. Bu da bizi üzüyor. Ama şunu söylüyorum. Bu son dönemeç hepimizin gelip çalışması, bu işi başarmamız lazım. Ben bir dönem istiyorum. Bir dönemden fazla yapamam. Hani söylüyorum. Gelirsem, yapar istersen bana ne derseniz diyeyim. Bunu da size burada söylüyorum. Ama benden sonra üzücü olan şu. Bir aday çıkıyor, ikinci aday yok. Bu çok tehlikeli, zararlı. Siz aranızda yönetim yapın. Bir tane başkan seçin. Paradan korkmayın. Fenerbahçe'nin her zaman parası olur. Her zaman sağlarsınız. Ama gelin, yürek koyun. Ve deyin ki biz de adayız. Biz de çalışacağız, yapacağız. Ve bunu sağlayın. Yalnız sizin Edirne için söylemiyorum. Ben gittiğim her yerde söylüyorum. Her yerde de söyleyeceğim. Birleşim Edirne, Çorlu, işte Tekirdağ, Silivri, Trakya'dan bir kim çıksın. Bir heyet çıksın. Gelsin, mücadele etsin. Sonuçta kaybettiniz. Ama Fenerbahçe için mücadele etmiş olacağız. Yani kaybetmek de var, kazanmak da, ama bu iradeyi ortaya koyun. FEDEM'de 25 kişilik yönetim kurulu yaptılar. Yaptılar, kulübe müracaat ettiler. Başkansız. Başkansız ettiler. Ayın 25'ini bekliyor. Kimse çıkmasaydı, yani ben çıkmasaydım, o zaman onlar bir başkan adayıyla seçime gidecekler. Ne güzel bir şey. Demokrasiyle yarışmak lazım. Ama maalesef biz hepimiz ölü toprağa serdik üstümüze. Kimse bir şey söylemiyor. Twitter'da, işte efendim, sosyal medyada yazıyorsunuz, çiziyorsunuz. Ertesi gün unutuluyor zaten. Öyle değil. Gelin kulübe, kulübe yazı yazın. Kulüple gerekli olan kongresinde, efendim, divanında zorla konuşun. Konuşulmuyorlarsa buna tepki koyun. Ancak bu tepkilerle ancak yönetimler ne oluyor diye bakarlar. Böyle giderse, bakın söylüyorum, hepimiz uyuyacağız. Sonunda bambaşka bir Fenerbahçe ve hepimizin üzüleceği bir noktaya geleceğiz. Sizden diyeceğim tekrar gelin bu ülkünüze sahip çıkın. Ve bu dönemde de sizden oy istiyorum, destek istiyorum. Ben bu dönemden çıkıyorum. Güzel. 6 yıllık şampiyon olamam. Bu inşallah yani bir kaza olur, oluruz. O zaman 5 sene olmuş olur, bir şampiyonuz. Ama bundan sonraki dönemlerde bizim çok olmamız lazım. Çok olalım ki çocuklar Fenerbahçe'yi, tabandan gelenler Fenerbahçe'yle ilgisi. Aksine de Fenerbahçe'yle olmayı kaybediyoruz, geriye düşmeye başladık. Dizi çünkü bu, ne diyorlar? Ben Sport'ta ilk defa bu sene biz az şey kalmışız. Yayın şeyini almışız. Rekorder almışız. Hiçbir sene böyle değil. Bunlar da mali yönlere ileriki zamanda etki olacak. Sizleri tekrar teşekkür ediyorum. Saygılarımı duyuyorum.